Beynəlxalq siyasi əlaqələr üzrə mütəxəssis Filiz Qatman hazırda bizimlə yayımdadır və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Füzuli səfərini müzakirə edəcək. Filiz Hanım, hər vaxtınız xeyir. Sağ olasınız, iyi, siz nasılsınız? Çox sağ olun. Türkiye Prezidenti artık Füzuli'dedir ve Azerbaycan Prezidenti ile de tek be tek görüş geçirdi. Ümumiyetle bu seferi nece değerlendirirsiniz? Tabii bu sefer iki ülke arasındaki iki devlet tek millet anlayışının bir tezahürü diyebiliriz. Özellikle son Ermenistan'la Azerbaycan'ın haklı davasındaki mücadelede topraklarını geri alması sonrası çok önemli bir dönem başladı. Çünkü alınan bölge çok stratejik bir bölge, Azerbaycan'a ait olan bir bölge. Dolayısıyla iki ülke arasında zaten enerji konusunda ilişkiler giderek derinleşiyor. TANAP projesi artık aktif hale geldi. Gaz konusunda bir artış anlaşması da yapıldı iki ülke arasında. Tabii iki ülkenin ilişkileri başka herhangi bir ülkeyle kıyaslanamayacak nitelikte ilişkiler. İki halkın birbiriyle olan kardeşliği bu ilişkileri olumlu yansıtıyor. Ama şu dönemde özellikle Avrupa'da enerji krizi yaşanırken ve Afganistan'da bu gelişmeler yaşanırken buradan açılacak koridorla Avrasya'ya uzanan yolun gündeme gelmesi, özellikle Çin'in tek kuşak tek yol projesi bağlamında ona alternatif oluşturması bakımından hem de enerji kaynakları bakımından çok önem arz ediyor diyebiliriz. Türkiye Prezidenti Füzuli Beynəlxalq Havalimanının açılışına etdi və səfər öncəsi yayılan xəbərdə belə bir cümlə var idi. İki ölkə prezidentləri münasibətlərin dərinləşdirilməsini də müzakirə edəcəklər. Bu çox diqqət çəkən bir məqamdır. Çünki iki ölkənin münasibətləri kifayət qədər belə deyək, möhkəm bağlarla bir-birinə bağlıdır. Söhbət hansı dərinləşmədən gedir? Aslında burada 2019 yılında benim de davetli olarak katıldığım, Türkiye temsilen katıldığım bir üçlü toplantıyı hatırlamak gerekiyor. İlk ayağı İstanbul, Ankara'da yapılmıştı, ikinci ayağı Bakü'de, üçüncü ayağı da Moskova'da. Bu Rusya'nın talebiyle ortaklaşa bir toplantı düzenlenmişti. Rusya'nın diplomatları ve akademisyenleriyle, Türkiye'den diplomat ve akademisyenler ve Azerbaycan'dan diplomat ve akademisyenler bu üçlü toplantıyı organize etmişlerdi ve Rus tarafının çok net bir şekilde bir beklentisi vardı bu toplantıdan. İki, üç ülke arasındaki ilişkilerin artık kurumsallaşmasını istediler Rus tarafından. Kurumsallaşmak yani? Kurumsallaşmadan kasıt bunun bir sekreteryasının olması, belli periyotlarla düzenli olarak bir araya gelinmesi ve konu bazlı değil de hani üç ülkenin daha net bir şekilde işbirliği modelini bir kimliğe ve bir kuruma büründürülmesi teklifi Rusya'dan geldi. Hemen arkasından bahsettiğim işte Ermenistan'la olan durum yaşandı ve Rusya'nın çok net bir şekilde tavrını gördük. Azerbaycan'ı destekleyen tavrını gördük ve Türkiye'de aynı şeyde. Bu aslında o toplantının sonrasında bunun biraz kemikleşmeye başladığını bize gösteriyor. Şu andaki Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bu noktaya getirmesi ve daha ileri taşınması konusundaki adımı da ben bundan bağımsız olarak değerlendirmiyorum. Bunun bir parçası olarak değerlendiriyorum. Çünkü bu bölge ifade ettiğim hem tek kuşak tek yol projesine alternatif olması bağlamında hem de Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanması bağlamında Avrasya'dan oradaki Türk Cumhuriyetlerinden gelecek olan enerji kaynaklarının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması, TANAP ile Avrupa'ya taşınması açısından çok önem arz ediyor. Dolayısıyla iki ülkenin ilişkilerini kurumsallaştırması ve derinleştirmesi adımı bence ilerisi için Asya-Pasifik yüzyılı olacağı öngörülen ilerisi için çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bu Füzuli Beynəlxalq Havalimanının açılmasını region için nece değerlendirirsiniz? Tabii ulaşım artık günümüzde çok önem arz ediyor. Özellikle taşımacılık alanında ve ilişkilerin, farklı ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerin geliştirmesi bağlamında ulaşım çok önemli bir parametre. Bunun tabii konumu çok önemli, lokasyonu çok önemli. Tam olarak iki ülkenin çok ciddi yerlerine, yani stratejik yerlerine mesafe olarak çok yakın olması aslında iki ülke arasındaki yakınlığında bir diğer sembolü olacak gibi görüyor bu havalimanı. Bahsettiğim koridor için çok önemli olacaktır. Aynı zamanda iki ülkenin bu bölge anlamında ilişkilerini geliştirmesi açısından önemli olacaktır. Tabii Güney Kafkasya
için ayrıca önemi var ama bunu ben hem Karadeniz'le hem Ortadoğu'yla hem de Avrasya coğrafyasıyla da bağlantılandırmak istiyorum. Çünkü Hazar meselesinde de bir sonuca varıldığı için kıyıdaş ülkeler tarafından bu bölgenin önümüzdeki dönemde çok daha canlanması söz konusu. Burada da havalimanları çok havaalanları çok önem taşıdığı için bu havalimanının açılması ayrıca önem arz ediyor. Tam bu dönemde açılması. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle bizimle birbaşa yayında Filiz Katman siyasi alakalar üzere mütehessisiydi.